Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etibdiler. Men kâne hayyinen leyyinen harramahullahu alennâr. Kim ki muamelede odamlar bilen muamele kuvvetkenide aldı sattıda mı, başka dünya işide mi, ahiret işide mi, tili şirin, mülayim bugün adam Allah Teala dozakını haram kılar ki. Tili şirin muamelelik insanını kim o? Atası tengi bilen başkaça, akası tengi bilen başkaça, özü tengi bilen bir başkaça, ukası tengi bilen bir başkaça, muamelede kaysi kesip egesi bulmasın, kandey hüner ya ticaret ya usta kim buluştan katli nezer, muamelede onu haceti düşken mi, bunu haceti, şimdi bizde kobra hacetimiz düşse, yumuşak bu kütledik Allah'a kop, işi bitkince. Lekin unga hacet düşkenge mülayim kıladigan kem. Dey başını kurtarıp duradı. Sana işin menge düşüverdi deydi dey. Hali işi düşken elde birem mülayim bu kütledi, birem yumuşak bu kütledi. Uyem işini bitkisi var genden ki onu tanımıyor otip kütledi. Münakamez bu peygamberimiz tarifleyetken her kendi muamelede. Ha bunge işi düşsün, ha bunu işi düşüverdi. Özüden kattanı, özü tengini, her birini hukukunu bilip, muameleni yaşı kılıp yürüyen adam, Allah Ta'ala canını, tenini dozakka haram kılarken, bana pirden, hulktan buladigan sizge mukafatlar. Bu Muhammed Resulullah'ın sözleri, aziz biraderler, ben bunu asmandan tapıp, öz paydamını közlep gəpirmiyatıp ben. Bu 14 asırlık Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri. İndi koparlarçı, cüde kubeyip gitken koparlar. Salam bergisi kimiydi? Bir adam bilen bir tuzun soraşçı bilmiydi. Memmen sıraş. İmam Buhari'de bir hadis var. Özlerini, ibadetlerini, özlerini, kurnişlerini, amellerini peşle başka adamlarını bir pülge ami, başkalarını ibadet eden, amel eden külü yürgeller, dinden oh kanda çıkıp gitse şunda, kemandan oh kanda çıksa dinden şunda çıkıp gitgenlerini bilmeye kaladı ular. Ularının hukunu halal digenler. Şundaylar payda bu kaldı. Uzları bu başkaca, haligi beçede adli namaz okuyduken o indi bir beşinci tabakada bilmiydi ki onikini Allah ibadetini kabul kılvattı mı bunikini mi? Lekin özünü hemen arsadan havardar diye kılıp korsetedi.